Adım Kaan Karahan. Ben de daha önce teşebbüslerde bulundum ama düştüm, kalktım, tekrar devam ettim. Dolayısıyla yılmamak gerekiyor. 2008'de Amerika'daki krizden sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra dünyada eğitimle alakalı bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntı kreatif, yani böyle yaratıcılığı öldüren bir eğitim sistemimiz var. Daha önceki TED konuşmalarından Ken Robinson'ın da üzerinde durduğu bir konu. Yani yaratıcılığı öldürüyoruz bir sistemimizde. Çocuklarımızı, bizleri A, B, C, D şıklarının arasında sıkışmış bir halde kendimizi buluyoruz. Değil mi? Haksız mıyım? Yani bir sistem koyuyorlar önünüze. A mı, B mi, C mi, D mi? Biz ne yapacağız arkadaşlar? Oraya bir E şık yazacağız. Hayır, E şıkkı budur diyeceğiz. Budur diyebilmemiz için de ne yapmamız gerekiyor? İlk önce olayları, fenomenleri ilk önce gözlemlememiz gerekiyor. Daha sonra bir yorum yapmamız gerekiyor. Yani Demokles diyelim, milattan önce 4. yüzyılda bize atom teorisini başlatırken bir çığır açmış olabilir. Belki biz şu anda 2013'teyiz. İleriki nesillerde diyecekler ki milattan sonra 21. yüzyılda atom teorisi tamamen yanlış oldu, öngörüldü. Bambaşka bir teoriyle gelindi denebilir. Bunun için kendinizde biraz önceki konuşmacılarımızın da değindiği gibi özgüveni hissetmeniz gerekiyor. Ama böyle bir teoriyi geliştirebilmek için de ne yapmak gerekiyor? İlk önce fenomenleri, olayları gözlemlememiz gerekiyor. Onun için birkaç olaylar zinciri gözlemleyelim isterseniz. Başlayalım. Şurada benim bir şeyim vardı. Çöp kutusu ve şu kettle'ımı da yakayım. Bir de ne yapacağız? Hani denemekten korkmuyoruz. Biraz önce hani özgüvenden bahsetti arkadaşlarımız. Yasemin Hanım da. Denemekten korkmuyoruz. Evet, korkmayan bir kişi var mı? Buyur gel. Hadi alkış alkış, arkadaşımıza bir alkış alalım. Süper. Kettle'ımız kaynıyor. Şimdi bir ufak bir deneyle başlayalım isterseniz. Bir tüpümüz var. Evet, tüpümüzün yanına başka neyimiz var? Şurada bir de nişastamız var. Adı neydi bu arada? Ahmet. Seni tanıtalım. Ahmet. Soyadın? Özdel. 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 Ahmet Özdel'e bir daha bir alkış alalım lütfen. Böyle çakmağımız var, bir de şurada bir de alüminyum folyomuz var. Biz kendi firmamla beraber burada Yaratici Zihinler olarak Bilimin Uçan Sirki diye Türkiye çapında gösteriler yapıyoruz. Bunun yanı sıra atölye çalışmaları da yürütüyoruz. Bu arada onlardan da bahsedeyim. Bir soru mu geldi? Ben duydum galiba. Çıkalım. Evet. Böyle bir alüminyum folyomuz, şunu da açalım. Evet Ahmet. Şimdi olaylara bakış açımızı değiştirecek yöntemlerden bir tanesi de olayların hangi şartta olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Şurada bir poşet nişastam var. Şunu açacağım. Nişastayı şuraya döküyorum arkadaşlar. Ahmetciğim, nişastayı yakmaya çalışır mısın? Bir dene bakalım. Yanıyor mu? Pek yanmıyor gibi, değil mi? Yani yandı ama istediğimiz ölçüde yanmadı. Bir de şu borumuz var. Bu boru ne borusu? Denemekten korkmayın. Hani bu damacanaların içindeki boru var ya. Özel bir şey değil. Nişasta ve damacanın içindeki boru. İçine biraz şöyle nişasta dolduracağım. Ahmet, senin için hazırlıyorum şöyle bir. Sen doldur istersen. Ben bu arada şeyi yakayım. Ocağımı yakayım. Şartlar çok önemli. Nişasta şimdi kendi halindeyken yanmıyor. Ama nişastayı belli bir ortama getirdiğimiz zaman bakalım yanıp yanmayacağını gözlemleyeceğiz. Tamam, çok güzel Ahmet. Yeter sanırım o. Şöyle ocağı da yakayım. Güzel. Şimdi Ahmet şöyle geri çekilip, şöyle tüftüfçüler var ya Amazon ormanlarında. Evet. Onlar gibi şöyle alev alacaksın. Arkadaşlar dikkatli olun. Bilmiyorum, ben uyarıyorum. Ben uyarıyorum, uyanmadı demeyin yani. Şöyle Ahmet, nişasta zaten şey olmaz. Bir de nişasta nerede kullanılıyor bilen var mı? Pastalarda, baklavalarda, değil mi? Şöyle biraz eğil istersen. Birazdan nişastayla çok hızlı bir şekilde üflüyorsun. Bir daha üfleyebiliriz. Nişasta yanıyor. Demek ki yapmamız gereken tek şey uygun ortamı hazırlayabilmek. Neden yandı? Bir firma var mı? Evet, burada fenci var mı fenci? Fikri olan var mı? Evet, gözlüklü arkadaşım. Değil mi? Oksijenle daha fazla yüzey alanı oluştuğu için. O zaman seni alalım buraya, gel.
Ahmet teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Ahmet'e. Bir alkış. Evet, yüzey alanı arttığı için aynı işlemi neyle yapabiliriz? Mesela alüminyum folyo ile alüminyum kağıt arasında. Alüminyum folyo yanıyor mu bakalım? Normalde alüminyum folyo yanmıyor. Ama bulaşık deli olan alüminyum bir alev aldığı gibi anında yanmaya başladı. İkisi de alüminyum. Tek farkı ne? Yüzey alanı arttı. Yüzey alanı arttığı için çok daha kolay yanıyor. Şunu şöyle bastırarak. Tabii bunlar denemekten korkmayarak yaptığımız şeyler ama ilk iki denemede elleriniz yanabilir. Dikkat. Şimdi Ahmet hoş geldin. Hüsamettin pardon. Ahmet'i gönderdik. Hüsamettin hoş geldin Hüsamettin. Hüsamettin'ciğim şimdi başka bir etkinlik yapacağız seninle beraber. Şunları kaldıralım. Evet. Tamam onu en son şeyde kullanırım. Şöyle bir tane dereceli silindirim var. Yine çakmağımız var. Nişastayı kenara kaldırıyoruz. Nişastayla tahta arasındaki farkı bilen var mı? Tahta yesek doyar mıydık? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki bunu daha önce duymamış olabilirsiniz. İkisi de şekerden oluşuyor. Tahta da şekerden oluşuyor. Birisinde şeker molekülleri şu şekilde bağlanmışken diğerinde şeker molekülleri bu şekilde bağlanıyor. Tek fark bu. Tahta yani tahta derken tahtayı ne oluşturuyor? Selüloz değil mi? Selüloz ve nişasta diyoruz. Selülozu biz sindiremiyoruz ama bazı hayvanlar sindirebiliyorlar midelerindeki bakteriler sayesinde. Şimdi bir tuzumuz var. Normal tuzdan biraz farklı. Potasyum iyodür. Hastanelerde kullanılan bir tuz bu. Biraz deterjanımız olacak. Belki bu etkinliği yapmış olanınız var mıdır bilmiyorum. Şu potasyum iyodürümüzü açalım. Ben şuraya biraz deterjan dolduracağım. Sen de bir kaşık potasyum iyodür atarsın içine. Tamam mı Hüsamettin? Şöyle açayım. Hatta sen aç ya ben şunu doldurayım. Bu biraz pis bir deney. O yüzden... Bulaşık mı yıkayacağız? Bulaşık yıkayacağız yani. Normal gündelik hayatımızda kullandığımız... Bulaşık eldivenlerini de çıkarayım o zaman. Şunları da içine atalım. Ben de giyeyim iki eldiven de. Önce güvenlik. Bunu yapan var mıydı daha önce? Potasyum iyodür. Potasyum iyodür. İçinde iyot var. Başka içinde iyot olan ne var? Tuzda da iyot var. Başka? İçinde, denizde var. Başka? Yaralandığınız zaman sürülen bir şey var. Tendir diyor. Tendir diyordur. Rengi ne renk? Kahverengi, kırmızıya yakın bir şey değil mi? Evet, atabiliriz onu. Evet. Güzel. Şimdi bir de şöyle çalkalayalım onu. Güzel bir çalkalayalım. Bir de yaralanınca başka bir şey daha kullanıyoruz. Neydi o? Bilen var mı? Oksijenli su. Çok güzel. Marka adı Batikon. Biz ama oksijenli su diyoruz. Eskiden daha çok oksijenli su. Onu bir Hüsamettin çalkalayalım. Şunu da şöyle kenara alalım. Güzel. Şimdi bizim bu yaptığımız çalışmalarla çocuklara ilk önce deneyi yaptırıyoruz. Aynı bizim malzeme atölyemiz ve robot atölyemiz var. Onlarda da ilk önce deneyi yaptırıyoruz. Daha sonra arkasındaki bilgiyi ama hangi bilgiyi? Bu zamana kadar yorumlanmış bir bilgiyi veriyoruz. Her zaman bu bilgilerin değişebileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Oksijenli suyumuzu da açtık. Bu elinize değerse biraz tahriş eder. Çünkü safa yakın bir oksijenli su. O yüzden dikkatli oluyoruz. Hazır mıyız? 1, 2, 3 deyince şöyle hafif dök kaç geriye? 1, 2, 3. Evet. İlk başta kırmızı kahverengi gibi bir şey oldu. Dikkatinizi çekti mi? Onun sebebi neydi? Evet. Tendür diyotun içerisindeki iyot gibi. Tendür diyot neyle yapılıyordu bilen var mı? Alkolle iyotu karıştırıyorsunuz. Bu kadar. Sadece bu. İçindeki iyotun etkisini burada görmüş oluyoruz. Bu da bizim hidrojen peroksitimizdi. Çok teşekkürler Hüsamettin. Eldivenleri şöyle atabilirsin. Nasıl bunu... Köpüklü tendir diyot olarak kullanabiliriz, evet. Evet, başka neyimiz var burada? Evet, kızlardan alayım şimdi. Var mı kızlardan?
Gel seni alayım. Seni alacaktım ben senin oturanı. Evet. Gel bakalım hadi gel. İkiniz de gelin bakalım. Bir de başka bir tepsi alabilir miyiz ya arkadaşlardan rica etsem? Başka bir bu biraz şey oldu. Kirlendi varsa yoksa sorun değil. Hoş geldiniz adın? Fatma. Fatma senin adın? Tuğba. Tuğba hoş geldin Fatma ve Tuğba. Size birer tane eldiven hemen. Ne yapıyoruz? Denemekten korkmuyoruz değil mi? Evet. Ama önce güvenlik. Birer tane daha. Evet. Fatma. Şimdi kızlar şeyi kullanıyorsunuz değil mi? Kızlar ve oğlanlar. Kızlara sadece kullandıkları için soruyorum. Oje kullanıyorsunuz. Güzel. Ojeyi çıkarmak için ne kullanıyorsunuz? Güzel. Aseton bir asit midir? Yanıltmasın. Bir asit değildir. Bir ketondur aseton. Değil mi? Fenciler bilmesi lazım. Sınava gireceksiniz. A, B, C'de soracaklar size. Şimdi elimizde bir miktar. Oh, çok teşekkürler. Asetonumuz var. Şu asetonumuzu kenara koyalım. Tamam. Dengeli bir şekilde. Aslında burada halledebiliriz ya. Veya, yok ben şey yaparım oradan. Hallederim önce. Tamam. Buradan hallederiz. Şu asetonumuz dursun. Onu da alayım. İçini doldurayım asetonu. Tamamdır. Evet kızlar. Fatma ve Tuğba. Asetonumuzu koyduk. Elinizde kullandığınız asetonlardan bir tanesi. Şimdi bir soru geliyor. Hazır mısınız? Bu kadar köpüğü bunun içine sığdırabilir miyiz? Evet, kimler evet diyor, kimler hayır diyor? Evet mi, hayır mı? Hayır diyenler? O zaman bir deneyelim. Denemekten korkmuyoruz, değil mi? Hadi bakalım. Evet Fatma, al bakalım Tuğba. Bir bakalım bakalım ne oluyor. Ben de şöyle sabit olacak şekilde. İçine bir daldırın şunu. Görüyor musunuz? Daldır korkma. Evet bunda devam. Bakalım ne kadarını alabilecek. Burada köpüğümüz asetonumuzun içerisinde çözünme dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Köpüğümüz içeride çözülüyor. Bu şöyle kırabiliriz. Bir saniye Fatma. Heh, tamam. Şöyle ikiye verelim. Devam edelim. Evet buyurun. Devam. Evet Tuğba devam. Hadi Fatma. Tekrar arkadaşlar yani bir ya buradan bir felsefe çıkartabiliriz. Nedir felsefemiz? Biraz önceki tepkimelerden de bir felsefe çıkartabiliriz. Ne diyebiliriz? Bir şey hakkında salt olur veya olmaz dememek lazım. Bulunduğu ortamı incelememiz gerekiyor. Aseton ortamında köpüğümüz çözülüyor. Nişastamız birbirinden ayrı olduğu anda yanıyor. Aynı şey insanlar hakkında karar verirken de dikkate almamızda fayda var. Bir insan salt kötüdür veya iyidir dememek lazım. Hangi şartlarda o davranışı sergiledi ona da bakmamız gerekiyor. Hadi devam Fatma. Bayağı bir yedi değil mi? Hala yiyecek gibi devam ediyor. Bastır. Hop. Hadi bakalım şunu bitirelim. Evet elinize sürdüğünüz o aseton var ya aslında bu kadar güçlü bir şey. Bu arada da kaynayan bir sıvı azotumuz var. Onunla da birazdan bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Tamam yeterince varmış. Aslında kalmaması gerekirdi. Ancak ojeyi çıkarttığı için tırnağımıza çok biraz da bir zarar vermiyor. Sadece elde serinlik hissi uyandırır aseton. Çünkü çok çabuk uçar. Uçabilmek için de gereken enerjiyi elinizden alır. Onunla kanatlanıp uçmak ister gibi düşünebiliriz. Evet çok teşekkürler kızlar. Gördüğünüz gibi bütün köpüğü asetonun içerisinde çözebildik. Peki bundan ne yapabiliriz? Şimdi artık yaratıcılığa girmeye başlıyor. Mesela bunu bir kalıba dökebilirsiniz. Aseton uçunca kalıbınızda bir plastik malzeme elde edebilirsiniz. Bu benim düşünebildiğim. Sizler de düşünüp çok daha farklı şeyler çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda bunu bir mum kendisi yanabilir bu polistiren malzeme ama denersin olmadığını görürsün o daha güzel bir şey. Veya aklınıza başka uygulamalar veya kağıt gibi bir camın üzerine serersiniz
Mesela naylon poşetleri biliyorsunuz değil mi? Biz hep naylon deriz de onların bir kısmı polistiren poşettir. Bunlardan yapılır. Bu da köpük halinde olanıydı. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi son bir tane arkadaşımı alacağım. Son değil, son iki. Var mı? Gel. Son bilim kadını. Evet. Hoş geldin. Adın ne? Merve, hoş geldin. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl, memnun musun katıldığına? Ha? Çok güzel. Şöyle bunu kenara alalım. Şunu da bir saniye. Diğer tepsimiz. Ben şunu... Zaten yerler silinir sanırım. Yok, dolduğu için dikkat edelim. Şöyle kenarda dursun. Şunu alayım yere. Evet. En azından köpüklü olarak bunu kullanabiliriz. Şimdi nefes alın. Herkes bir nefes alsın, rica edeyim. Oo, parmağım çıkmış. Evet, nefesimizi alabilir miyiz? İçinize hava aldınız değil mi? Havanın ne kadarı oksijen, ne kadarı diğer gazlar? Bilen var mı? Bravo. Yani 5 birim hava alıyorsak yaklaşık 4 birimi azot değil mi? Ama bize bir zararı yok azotun. Çünkü eylemsiz bir gaz. Bir birimi de oksijen ve diğer gazlar diyebiliriz. Şimdi azotu bizler için bazı firmalar, özellikle Habaş, Linde diye gibi firmalar var. Onlar sıvı hale getiriyorlar. Şu anda elimde sıvı halde azot var. Kaç derece olduğunu tahmin edebilir misiniz? Düşelim. Eksi. Peki ondan önce bir soru soracağım. Evrendeki en düşük sıcaklık kaç derece, bilen var mı? 273. Eksi 273. Ondan yaklaşık bir 80 derece daha sıcak bu. Eksi 196 derece. Eksi 196 derece. Evet, eksi 196 derecede sıvı azotumuz var. Bir de kettle'ımızda sıcak suyumuz var. Güzel. Hah, ben de bunu arıyordum. Ne kullanacağım falan diyordum. Aklımda vardı. Unutmuşum. Hatta şöyle, şöylece koyalım. Hop. Evet, içine bir miktar sıcak su koyalım. Sıcak suyumuzu koyduk. Şunlardan birini kullanabilir miyim acaba? Şöyle dursun. Asetonumuzu kullandığımız için. Evet. Merve, hazır mısın? Beraber yapalım. Bu biraz şey olduğu için seni bulaştırmak istemiyorum. Elin soğuk şeye gelmesin diye. Şimdi bir tahmin. 100 derecede suyumuz var. Aşağı yukarı artı 100 derecede. Eksi 196 derecede sıvı azot var. Birleşince ne olur? Ne olur? Evet. En arkadaki arkadaşım. Sen. Ne olur dedin? Buharlaşır mı? Kim buharlaşır? Azot mu su mu? Su mu azot mu? Azot mu su mu? Su zaten 100 derecede. Soğuk bir şeyle birleşince buharlaşabilir mi? Buharlaşmaz değil mi? Soğuk bir şey suyla birleşince buharlaşabilir mi? Gördüğünüz gibi. Korktun mu? Suyla birleşince buharlaşıyor. Şu anda azotumuz eksi 196 derece. Gel elini bir tut şuraya. Nasıl? Buz gibi değil mi? Hem sıcak hem soğuk. Aşağısı sıcak, yukarısı soğuk. Nasıl? Aşağısı. Hatta bir şey daha yapabiliriz ya. Çiçek var mı? İçeride çiçek var mı? Yok değil mi? Neyse, onun yerine roket yapalım. Şimdi bir arkadaşımı alayım buraya. Seni alayım, seni mavi tişörtlü arkadaşım. Çok teşekkürler Merve'cim bu arada. Merve'ye alkış, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, matematik ne işe yarar falan diyorsunuz ya. Hepiniz diyorsunuzdur, bu kadar matematik görüyoruz, ne işe yarar diyorsunuz. Normal sıradan hayatımıza bize bir Excel yeter aslında da. Ama bir gayeniz varsa, mesela Mars'a geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden NASA bir araç gönderdi. Yaklaşık 8 ay boyunca yolculuk etti Mars'a ulaşabilmek için. Adı da neydi biliyor musunuz? Merak. Curiosity'ydi. Hatırlıyorsanız Mars'a inen aracın adı Merak.
Sadece adını merak koydular ve milyarlarca dolar para harcadılar. 8 ay yolculuk etti. 8 ay yolculuğu nasıl etti uzayda? Uçakların teknolojisiyle edebilir mi? Edemez. Neyle edecek? Roketlerle edecek değil mi? Uzayda ancak gaz olmadığı için roketlerle hareket edebiliriz. Bir takım maddeyi yakacağız. Geriye atacağız, biz ileriye gideceğiz. Belki buradan çıkarken 100 birimlik bir şeyse Mars'a ulaşan 5 birimlik bir kısmıydı. Geri kalanı yakıt ve atık madde olarak uzayda kaldı. Şimdi bir roketle seninle beraber yapacağız ama uzaya gidebilen roket yapabilmek için biraz matematik gerekiyor. Aynen. Bizimki gibi bu biraz oyuncak gibi kalacak. Şimdi roketimizi yapabilmek için şu malzemelerime bir daha bakayım. Şöyle üzerine İstanbul'dayken hazırladığım bir şey vardı. İzopropil alkol denen bir alkolümüz var arkadaşlar. Bunun İngilizcesi rubbing alkol diye geçiyor. Mürekkep lekesi vesaireyi çıkarmak için kullanabilirsiniz. Tamam. Bundan çok az miktarda şöyle içinde şey kalmış mı? Köpük kalmış. Çok az miktarda pet şişenin içerisine atıyorum. Hatta fazla bile olmuş olabilir. Çok az miktarda kalsın. Şimdi daha önceden şöyle kapaklarını hazırladım. Bu deneyi 5 kere yaptıysam 3'ü başarılı oldu. Başarısız olursa sakın beni suçlamayın ha. Tamam. Veyahut da adın neydi? Berat. Berat. Berat'ı da suçlamayın. Bizim suçumuz yok yani. Evet. İzopropil alkolümüzü koyduk Berat. Tamam. Çalkalıyorum. İzopropil alkolle içindeki oksijen en ideal sıcaklıkta birleşiyorlar. Birleşiyor. Evet, oksijen biraz önce nişastayla şey gibi. Oksijen yanabilmesi için. Şimdi Berat, daha az yanabilecek neresi var? Bu taraf mı çok yanar, orası mı çok yanar? Daha az yanacak bir yere doğru yapalım bunu. Şimdi iyice çalkaladık ya, içindeki izopropil alkolle oksijen karıştı. Daha sonra çakmağımızı şöyle takıyoruz. Yapma Berat, vallahi bütün karizman gitti. Sen bas bari, dur. Bas çakma. Korktun mu? Berat abi, alkış, çok sağ ol Berat. Evet arkadaşlar, sorusu olan var mı? Şimdi yaptığımız şey şu. İlk önce olayları gözlemlersek, bize A, B, C, D şıklarını dayatanlara bunu söylememiz gerekiyor. İlk önce bize olayları gözlemletin. Ondan sonra arkasında ne varsa ondan sonra anlatın. Yoksa kaç kişi elektrik devresi gördü hayatında? Elektrik devresini, bizzat kendisini kaç kişi gördü? Kaç kişi elektrik devresiyle alakalı problem çözdü? Herkes çözdü. Hayatınızda hiç uyguladınız mı bunu? Uygulamadınız. Onu ilk önce bir uygulamanız gerekiyor. Ondan sonra onunla ilgili problem çözecekseniz çözeceksiniz. Çözmeyecekseniz ne gerek var? Değil mi? Haksız mıyım? O yüzden eğitim sistemimizi bir adım daha ileriye götürüp belki biz de dünyada örnek teşkil edecek bir eğitim sistemine doğru adım atmamız gerekiyor. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Soru soran varsa cevaplayabilirim. Evet. Efendim? Fırlatma hızı. Fırlatma hızını mı? Evet, kim? Ben bilmiyorum. Ben mi çözeyim? Ya burada bu kadar genç var, onlara. Biz hesabını çok yapmadık ama. Bir daha şey yapalım. Tamam, aklımızda bulunsun. Hocam teşekkür ederiz. Oldu. Var mı soru soran? Tamam, ben teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkürler.